Şimdi arkadaşlar kızımı bir dakika bekle. Aldım. Kızımız oraya bir yazsın. Telefonu ver. Telefon onu tutalım. Telefon koyacak oraya. Gel canım. Gel tatlım benim. Geç oraya. Hızlı. Dert etme. Sadece dinle, susuyorsunuz. Sadece susuyorsunuz ve Turcan konuşacak. Hadi yat bakalım. Biz tarif ettik daha öncesinde. Yorgan üzerine örtülü müydü? Ha? Örteceğim. Bir bekle Turcan. Senin ifadene göre Turcan... Yani bir dakika sen şöyle anlatmış. Dur tatmış, ayağını kaldır. İyi bak nasıl evet, canlandıracağına bak. Şuraya kadar beri, bir dakika. Az da beri. Aşağı mı çekeyim? İşe kız beri yatsın az da. Biraz aşağı yatar mısın tatlım sen? Hayır aşağı yok, bu değil. Bu tarafa doğru. Bize az doğru da, gel. Az da beri tarafa. Bu tarafa doğru gel. Ha tamam. Ama böyle. Çok geldin. Bir ortaya yat. Çok geldin. Ağzı yatsın ucunda. Tamam hadi. Evet. Tamam. Şimdi sen sabah geldin. Bir şey düştü. Telefon mu düştü? Telefon. Dur kaldıracağım ben ona. Şimdi ben burada size göstereyim bir saniye. Telefon da burada. Biz orayı canlandırdık. Kulaklık burada. Makyaj malzemeleri var. Kıyafetler var. Hah, gel Turcan. Şimdi sen tuvalete çıktın. Evet. Tuvalete sıkı koşarak gittim. O da güzel yıkadım. Ellerimi sabunladım ettim. Elimi yüzümü yıkadım. Tamam. Ondan sonra çıktım. Elimi sildim tekrar. Hı. Ondan sonra hatta yemenime sildim böyle. Hı. Tamam. Ondan sonra çıktım oradan. Hadi kızın odasına doğru git. Şöyle... Neyse kızın odası ters de. Ha. Benzetelim artık. Bunu oda diye düşün. Ha, benzetelim. Ben odanın içini merak ediyorum. Dış kapı mı iç kapı mı onu öğreneyim. Bu kızının odasının kapısı. Ha, bu değil işte benim o. Ya varsa iki kapı. Dış kapı etmem. Olarak farz et. Dış kapı. Sonra böyle gidiyoruz burada ocak var. Ocağın yanında ayakkabıyı fark ettim. Aha. Bu satılığa çıkardığınız ilandaki fotoğraf. Evet. Hı. Tamam. Orada bak sehpa varmış. Tamam devam et. Evet. Şimdi bu oradan... İşi yaptım oraya, ayakkabıyı aldım. Gördün, evet. Gördüm, aldım ayakkabıyı. Aa dedim, bu dedim ben gitmemiş işe herhalde ya. Yorgunum diyordu akşamın. Aldım, öbür ayakkabının gıyına böyle bir şey var. Hı. Koydum oraya, ikisini de istifledim. Tamam. Ondan sonra kapıyı ettim. Dış şöyle, kapı bu, dış kapıdan içeri girdi. İçeri girdim, tokmakla bu tabii. Aha. Ondan sonra tokmağı çevirdim. Tamam. Çevirdikten sonra... Hani bunu böyle ettim, böyle olduğu için ama ben bu elimden çevirdim düşünüyorum. Tamam oldu. Çevirdim. Ben odan geçeyim. Ondan sonra içeri girdim, bağıra hani Gamze geçtim. Hı. Gamze şu odanın kapısı ardına kadar açık. Hı. Orada kapıyı... Onda bir şey yok. Baktım öyle hiçbir şey yok orada. Sen önce Gamze'nin yattığı odaya mı baktın? Baktım evet. Mefal'ın odasına gitmedin. Yok. Ha önce Gamze'nin odasına baktım. Yani oraya gitmez diye düşündüm çünkü. Ama siz o gece siz konuşmuyorsunuz. Sen ondan sonra sorun. Ben neyse hani gitmez belki. Mefal'ın odasında yatmaz diye düşündüm. Ha, o çocuğum oraya pek beğenmez yani. Sen Gamze'nin odasına gittin baktın. Öyle açık olduğu için oraya baktım. Orada olmadığı için bu dedim akşam konuşulanı uygulamış herhalde. Hmm. Oradan geçtim öbür kapıya. Bu kapıyı onu yapalım artık. Hmm. O kapı şöyle arası açıktı. Hmm. Şu kadar. Önce Gamze'nin odasına baktın. Evet. Gamze'nin odasında yok olmayınca Mefar'ın odasına geçtim. Gamze'nin kapısı açıktı. Bu kadar açıktı. Hı. Elimle ittim böyle, itince açıldı. Hı. Aynen böyle yatıyor. Ha. Gamze, kız. Şş, Gamze, kız. Kız işe gitmem şuna. Şş, geç kaldın ha kız. Ölüm uykusuna mı yattın? Şş. Ayak ucuna geldim böyle. Hani böyle fazla geçiyor mu ya? Bu kadar bağırıyorsun yani. Evet. Şş, kız. Yine kıpırtı yok. Şş, kız. Şş, işe gidiyor musun sen? Şş, sen işe gidiyor musun? Böyle saçı görünüyor. Allah. Böyle değildi kızım. Böyle aynen böyleydi. Böyle. Hı. Saçın ucu görünüyordu. Aynen böyleydi. Bak. Ne şöyle. Yaptın? Evet. Tamam. Şöyle. Evet, tamam. Bu böyle. Bu eli burada değil. Bu elini görmedim ben. Tamam. Bu eli aşağıdaydı. Tamam. İçinde doğru. Böyle. Şş. Ben bu elimle bunu böyle yaptım, bir kaldırdım, öyle çok mu açtım, çok az mı açtım bilmiyorum. Hı-hı. Yine kalkmayınca bir telaş benim böyle bir yaptım, hı. Aynen böyle oldu. Gözünü kapat tatlım, tamam. Ondan sonra bu yattığı yerde salyasını gördüm. Tamam. Ondan sonra görünce bu eli, şu eli böyleydi, şu eli Gözünü kapat tatlım. Bu da böyle bir şeydi. Hı. Benim ele böyle temas etti. Çünkü böyle... Bir göreyim ben ama tam görmüyoruz. Böyle, gel böyle, canım böyle gelebilecek misin? Böyle, bak, bu elim açı böyle. Bu tarafa geldi. Tam herkes görsün. Bu gel ele, canım gel, bu canım, gel temas etti. Bir bekle bak. Bak bekle. Heh, bize bir bu, anlat. Bir elini göstermek istiyor. Evet. Yukarı çık bu yukarı. Bu eli temas etti ama gazlık gibi olmuş. Eli sana temas etti öyle çevirince. Anladım. Tamam. Ondan sonra gazlık gibi olmuş. Böyle yani bir çevrildi ki her yanı birden çevrildi sanki çocuk. Kazık gibi çevirdin onu. Ha. Heh, tamam. Böyle kaldı ama ben nasıl biliyor musun? Bundan sonra korkudan çıktım gittim böyle. Gamze ölmüş. Gamze ölmüş. Eşimin odasına bizim odaya vardım. Oradan eşim yatıyor gari orada. Hadi sen de gel beraber geldiniz. Gel beraber. Eşim yatıyor. Onu boş ver. Canlar eşinle getirdin oraya. Evet. Ha. Ben buradan şimdi bunun şeyinden çığlıklarını duydum ya. Ha. Ben o anda yataktan fırladım. Yüzünü bu tarafa çevir herkes görsün yüzünü. Bu anda yataktan fırladım. Bu fırlayana kadar zaten ben bunun dibine geldim. Ayağımın dibine geldim. Ayağını vuruyorsun. Ölmüş kalk. Yani. Bak, ölmüş Gamze ölmüş. Kalk. Diğeri mi arayacaksın, jandarmayı mı arayacaksın, şeyi mi arayacaksın, o telaşına gel. Ben bir yandan böyle. Böyle. Bu da ayrı sakradı öyle olunca telaşına. Ben zaten başta boştum aradım. Nasıl olur çocuğun yanına kapıdan girdim. Ben ona git gemi. Sen de git yanında değil misin? Hatırlamıyorum. Aynı bu şekilde diyor. Ama ben nasıl oldum aynı böyle bak. Böyle sakradım. Aynen. Sen yanında değil misin kocanın o sırada? Sen aynı şekilde. Hatırlamıyorum. Şoka girmişim. Aynı şekilde. Şoka girmişim. Aynı bu şekilde sakradım. Tamam. Ondan sonra dedim dışarı çıktım ben. Ben oradaki çıkıp gittiysem ne bileyim. Balkona çıktık. Balkonda bu dedi ki dedim ki Erdal'a haber vereyim ben. Hı? Git dedim haber ver gel birader. Erdal'a haber vereyim gelin ben dedim arkasından. Tamam dur gitme oraya. Odada tamam. O arada burada çocuğun telefonu vardı bak bu tarafta. Tamam. Bu telefon bu şekildemiş bak. Ha, bu şekilde. Ben kesiyor muyum seni? Pardon özür dilerim. Ben bu telefonu buradan aldım. Telefonu nerede gördün sen? Hı? Telefon nerede duruyordu? Aynı bu şekilde sağ tarafında duruyor. Ha, yatakta duruyordu. Yatakta. Bu şekilde kapalı. Tamam bunun kablo şişesi nerede? Bekle bir saniye. Bu telefonun kulaklığı yok. Şarjı yok. Şu anda piyasada yok. Ben size sonra açıklayacağım. Ama çocuğun ben şurasında bir morartı gördüm. Burada. Hı. Orada morartı gördüm. Evet. Telefon yanında duruyordu çocuğun. Telefon yanında duruyor. Ama telefonu aldım ama ben geriye... Olsam zaten dokanmışım telefonu. Morartı olarak neresindeymiş Didem Hanım? Bir dakika özür dilerim ben şu alttan geçeceğim. Bir dakika şu kadrajlı mısınız değilsiniz? Ha, tamam. Aynı bu şekilde duruyordu çocuk. Tamam telefon yatağın yanındaymış. Yok morartıyın tam olarak neresi? Morartı yerini göster. Tam şurada bak. Şurada. Ha orada. Tamam. Tamam orası morarmış. Tamam. Ben bunu o anda görmedim. Sen telefonu aldın ne yaptın? Bak telefon bir dakika. Telefonun o sırada burada duruyor. Bu kafada var ya. Sinem Didem Hanım. Daha biraz daha sola doğru yatık. İşte benim çevir kızımızı çevir kafasını. İstediğin gibi çevir. Yok şöyle bak. Kafa bu şekilde. Ağzı böyle bak. Şu ağzı aç kızım. Bir dakika ağzını tarif ediyor. Anne ağzını tarif ediyor. Anneyi bir görelim. Bu şekilde ağzı açık. Anneyi görebilir miyiz lütfen? Anneyi görebilir miyiz? Anne bir şey tarif ediyor. Ağzı da böyle. Dili dışarıda mıydı? Dili dışarıda. Dişin arasında dil çıktı dışarıya. Ha, o şekildeydi. Anladım. Tamam. Peki. Telefonda o yanındaymış. Ha, sen telefonu aldın ne yaptın? Telefon bu şekilde. Sen telefonu ben çevirince bu bir ses çıktı. Kulaklık neredeydi o sırada? Ben yok, kulaklık görmedim. Yok. Ben telefon aldığımda kulaklık falan yok. Şarj aleti yok. Gördüm. Çünkü ben çocuğum sabah işe gideceği için şurada şarjı dolu tutardı. Takar da yatar şarja. Kulaklık peki neredeydi? Kulaklığı da müzik dinlemek için telefona takar da yatardı. Telefon yanındaysa kulağında olurdu mutlaka. Şimdi yatağın başucunda sehpa var mıydı? Vardı. He? Varmış. Var. Ben bunu hiç fark etmedim. Sobayı iyi biliyorum yalnız. Soba var. Sobayı niye yakmadınız peki? Soba akşamdan yanıktı. Aynısı var orada sehpanın orada. Peki soba akşamdan yanıksa, o soba oraya yanmışsa sevgili Turcan, sen neden önce Gamze'nin odasına gittin de hemen Mefar'ın odasına gelmedin? Çünkü Mefar'ın odasına yat demişsiniz ya siz kıza. Ama bak benim kızım oraya yatmayacağını biliyorum çünkü. Ha? Kızımın oraya yatmayacağını biliyorum. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Cinayet olduğunda... arkadaşlar neden eminim biliyor musun? Bir dakika ben söyle. Neden eminsin söyle. Benim kızımı ben Ugo'da yalvardım, yakardım. Bizim oraya gel çocuğum, bizim oraya yat. Hatta bunlara da dedim. Oraya bak çocuğa ağırlık yapıyorsa orada kapıyı kapatırım kendimden tarafta bir pencere var. Orayı açarım dedim. Bir daha soruyorum. Sehpa orada mıydı değil miydi? Ya işte ben o şokundan hiç hatırlamıyorum. Ben size söyleyeyim. Böyle oldum ben zaten. Buraya bu çocuğun burası değil. Bu sehpayı hatırlamıyorum ben. Bak, bir şey söyleyeyim. Hatırlamıyorum varsa da. Ben size şunu söyleyeyim. Cinayet oldu. Siz cesedi buldunuz. O sehpa orada değil. Bilmiyorum. Ben de yok, değil diye biliyorum. Ama ben hatırlamıyorum. Tamam, o sehpa orada değil. Öte yandan yatağın başucunda yerde... Kıyafetler orada değil, yatağın başucunda yerde duruyor kıyafetler de şurada. Hiç hatırlamıyorum ki. Hiç hatırlamıyorum. Zaten bak, şöyle şey, bak gösteriyorum ben size, şöyle şal vardı burada. Bizim aldığımız bilgiye göre. O şalvarı belki sabahla birimi attı, bilmiyorum. Yerde. O şalvarı ben... Aslında böyle değildi. Hayır, bu şalvarı ben şu öteki odanın... Hayır, üstünde buldum. Hayır Turcan. Evet orada buldum. Hayır Turcan. Oradaydı. Hayır Turcan. Hayır Turcan. Hayır Turcan. Kıyafetler böyle yerde. Ben biliyorum. Hayır. Özellikle bak o Turcan kıyafetler rengini yerde. Rengini bile biliyorum. Rengini. Peki. Kulaklık da o sırada nerede arkadaşlar? Kulaklık da orada aslında. Şarj aleti de nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Ben telefonu aldım. Ben telefonu zaten siz aldım. Diyorsunuz bak, ki kulaklık. Telefonu aldım. Zaten böyle şekilde sakın ben bu tarafa döndüm. Sol tarafıma dönerek gittim ben. Peki anneyi çok hareketli plan istemiyorum. Çok hareketli plan istemiyorum arkadaşlar. Bu şal var bak burada değil. Çok hareketli plan istemiyorum. Ben Turcan'ı görmek istiyorum ekranda. Bu şal var burada değil. Çıkın hareketli plandan abi. Turcan'ın yüzünü görmek istiyorum. Biri sabahla atmış o zaman. Bu özellikle. Gel yanımda dur. Gece de atılmış o zaman. Gel yanımda dur. Özellikle. Bak şurada kızının kıyafetleri şal yerde. Hayır. Başta sehpa. Gel kıyafeti bilmiyorum. Tatlım benim yanıma gel. Halil yanıma gel. O boşlar kalsın, önemli değil. Ver canım, ver onu. Önemli değil ya. Burada bak üstüne basa söylüyorum. Bak üstüne basa basa. Dinle beni. O sırada kulaklık odada. Onu ben görmedim. Biz görmedik. Telefonun şarjı da. Telefon şarjı da kapının sehpa orada değil. Sehpa orada değil. Bak şurada şeyden fotoğrafı görür müsünüz? Fotoğrafı görün. Orada bir şey var. O zaman bak, kim getirdi bunları kapının buraya? Girişinde. Ben şöyle göstereyim. O zaman kim getirdi bunları buraya? Bak bu fotoğraf 10 gün önce çekilen cinayetten 10 gün önce çekilen ilana verdiğiniz fotoğraf. Evet, olabilir. Bu orada var. Bir tane sehpa burada var. Bir tane sehpa burada var. Ha. Cinayet gecesi. Bunları Gamze toplamıştır. Cinayet gecesi. Yani bir cinayet gecesi bu sehpa burada değil. Temizlik yapıyordu çünkü Gamze belki kaldırmış olabilir. Şurada ama bir sehpa var. Koltuk vardı orada. Beni görme hiç Hakan. Beni görme abicim. Ben ekranda olmak istemiyorum. Turcan Hanım'ı görür müsün? Burada sehpa var. Tamam mı? Bu girişte sehpa var. Sizin kızınızın kayboldu dediğiniz fotoğrafı da ekrana verebilirsin. Ekranı ikiye bölü fotoğrafı verebilirsin. Kızınızın kayboldu dediğiniz telefon şarjı kapının girişindeki sehpada. Evet. Didem Hanım. Kulaklıkta orada. Didem Hanım o zaman bu telefon niye yatağında değil, o şarjda değil? Şarjda bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin. O şarjda sokulu olması lazım yatarken. Şarj aleti sokulu orada zaten. Ama telefon niye sokulu değil? Acaba biri geldi cinayeti işledi. Kızını böyle ayaktayken boğazını sıktı. Olabilir. Arkasından telefonu da yanına, sanki o sırada telefona bakıyormuş gibi gösterdi, telefonun yanına koydu. Bilmiyorum. Yorganı da üzerine kadar cesedi örttü. Olabilir. Ondan sonra dışarı çıkmış olabilir mi? Olabilir. Olabilir mi? Her şey olabilir. Peki burada şimdi kızımız... Aslında bu odada çok da fazla yatmak istemiyor. Burada acaba İstemezdi. Ben kendi odamıza bile getiremedim. Makyaj malzemeleri falan, onları niye getirsin kızım? Onları bilmiyorum. Benim kızım makyajı süren biri değildir. Makyajı zaten yengesine verdiğini biliyorum hepsini. Peki niye o gece makyaj malzemeleri makyaj malzemesini kullanmıyordu kızım, çok oldu. Kapının yani o da sanki biri tarafından düzenlenmiş gibi duruyor. Aynen yani ben sana görünüyor. Bunu anlatıyorum Didem Hanım. Evet ama kim anlatıyor? Kim yaptı? Ama bak. Öteki odanın üstünde, koltuğun üstünde böyle konuluydu. Ben sabahla tekrar girdiğimde buldum. Orada değilmiş ama. İşte öyleydi. Ben orada buldum. Hadi yerinize geçin. Burada değildi. Bu şalvarı da rengini bile çok iyi hatırlıyorum.